özgüven 13 kilometre. Şey. Öyle miydi biraz? İlkbahar'ın şelalesi. Evet, burası şu an Dışla Mahallesi. Burası da bir marangoz ustası yaptığı puanlar. Evet, eskiden kalma güzel bir, şahane bir ev. Parkson çok güzel. Burası Altı Parmak, diğer ismi de, eski ismi de Parhal Köyü. Bir sene daha az oldu. Şu anda Van'da, Van'da Parhal'da, Parhal'ın merkezinde oturuyoruz. Suyun üzerinde suyun sesi geliyor zaten, görüyorsunuz, biliyorsunuz. Burası Sarıgöl'ün Parhal Köyü, eski ismine, yeni ismine Altı Parmak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın büyüdüğü ve memleketimizin en güzel villalarının yapıldığı köy.
ünlü Balkan giriş adamları. Biraz sesi baba. Sesli, sesli. Duyulmuyor. Ha? Duyulmuyor. Sesli biraz. Sesli. İşte bu kadar başka bir şey yapacağım. Zeker amca? Bekliyoruz, çay bekliyoruz. Bizim Yusufeli'nin, Yusufeli Kacaklı'nın markası olan bir köy. Bunu, bu markayı yapan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş. Şu andaki oturduğumuz yer hem Bakalşehir'in gidişi olan üzerinden ufacık bir balkon, restoran sahip bir yer. Efendim, Bakalşehir'de de en iyi şeyler var mı? Yemeğe yemeğe bir şey var. Var mı? Bir şey yok. Şu an tam Parkal Çayı'nın üzerindeyiz. Tam köprünün üzerindeyiz. Tamam, kayıttayız. Bu gördüğünüz ineklerin bağlama için yeresel ismine Aparok. Ne onun ismi? Aparok değil miydi? Aparok olmaz o. O Sakolo. Ne? Sakolo. Bu Sakolo'ymuş, pardon. Aparok herhalde ağzını kapatmak için. Evet, evet, şey. Evet. Şimdi az sonra onu da göreceksin. Tamam. Bu da bizim köyümüzde ustadan yaptığı çepuk. Evet. Ondan sonra acaba bu, bunu unuttum bunun ismini, Sele evet, miydi? O da bizim deyimle Kalet. Kalet bu, Kalet. Kalet'in büyük yani. Ama biraz mahvolmuşu. Ondan sonra bunu da ineklerin... çamaşır teknesi. Bu çamaşır teknesi. Çamaşır teknesi. Tuttuğun yerde sabun koyma yeri. Bu da işte bizim köylerin ağaç kesmek için kullandığı şey. Şu... Yan hezar. Yan hezar şu. O da eskiden ipek böcekçiliği yapılıyormuş. İpekten kumaş dokumak için onun bir aleti. Ben abiye sordum da tamam dedi. Evet, ondan sonra bu da eskiden bunun içine peynir koyulurmuş. Ha, külek. Külek. Bu neydi? O da çav. Çav, çav, elek. Eski ismi ne tamam? İşte bu Aharok. Değil mi? Evet, o Aharok. Tamam. Bu bizim köyümüzün buluşlarından bir tanesi. Bu kara batmamak için ayağa takılan kılıklar. Değil mi? Evet, doğru. Buna gene yerli mal kepçe. Bu da İşte dere, nacak, balta gibi şeyler bilemek için kullanılan çarp. Kim? Birisi çevirir, birisi su döker, birisi de bilerdi. Evet. Şu da eski usul ahşaptan imal edilen kolon. Ha, şimdi beton şey betondan oluyor. O zaman böyle kolon yapılıyormuş ahşaptan. Bu da çok eski bir tane rahle. Kur'an okuma açı. Bu da Kelet'in küçüğü. Şöyle yakından göstereyim. Evet. Şimdi burada atarası derse yemek yiyeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz yukarıya doğru. Yemek bir şey var. Şu anda Barhal Mahallesi'ni geçtik. Buradan sonra
Barhal Kilisesi gelecek. Barhal Kilisesi'ni göreceğiz. Bu yoldan Barhal Kilisesi'ne doğru yürüyoruz. Eski Hristiyan Gürcülerden kalma kilise imiş. Evet, burası şu an görünen yapı ünlü Barhal Kilisesi. Bitişinde ilkokul var. Çok eski bir bina. İçeriye girip girmediğini bilemiyoruz. Köşe bucağa bakacağız. Burası şu an Barhal Kilisesi'nin içi.
Ama yerler döşenmiş galiba burada. Namaz kılınabiliyor. Öyle düzenlenmiş şu imam kürsüsü. Neyi bu? O? Bu şeyler, bunlarda resimler varmış da, şeyler tırmışlar. Nedir? Burada da bir balkon yapmışlar değil mi? O katedral, o ne sonradan cami için yapmış. Ya, o da millet doluyor ki böyle orayı. Yani, o burayı eski cami de, burası kocaman yeni yaptı mı? Ya, o da doluyor mu kafada cemaat? Ya o Balkan koca köy ya. O cami yoktu, yani 5-10 senelik bir şey. Okul değil mi burası? Burası okul var. Ama o ne abi? Burası böyle dükkanlar var. Kahve açıyor mu yok? Barhal Kilisesi'nin arka bölümünden görünüm işte. Arılar yuva yapmış. Şu an İstanbul Belediye Başkanı Kadir Bey de buradalar. Evet. Hangisi? O mu? O kim? O burada. Evet, şu anda İstanbul Belediye Başkanımız Sayın Kadir Bey. En yeni hangi birimiz? Burada. Yazıyorum. Artık nerede? Ne kadar? Evet, şu gördüğünüz mahalle Kornet Mahallesi, Kamburların Mahalle. Bizi kofuya boğan Kornetler. Kornetler. Benim sevgili dostum AK Parti'ye dizler getiren mahallenin Gülsüm yengenin mahallesi burası. AK Parti dize getiren. Ben bunu ayrı...
Burası zaman. Daha evleri görünmedi ama çayırları göründü. Zemanın merkezi şimdi. Çok güzel bak. Burası Heve köyünün toprak sınırlarıymış. Burası Erman Hevek'miş. Daha doğrusu yani toprakları. Ali bize dedi ya. Ama bu benim bu. Bahra'da geçiyor. Sen şu kozun şimdi orada o her ne kadar geriden gelse benim arkadan şimdi bu haklı duruyor. Çünkü neden her zaman geriden buradan haksızdır. İstersen nerede olursan ol, ya bir 10 santim, 10 santim de inanılmaz araba. Giderken, hareket haldeyken 50 km hızla 35 metre. Fren mesafesi 35 metredir. Benim 50'ye kaldı, hala onlar biliyor aklımda. Arabayı istop ettiğin zaman arabanın boyu kadar ara kalacak. Çek, suyu. Dur. Nasıl yapmışlar bu? Eskiden böyleydi de. Evet, şu anda çok şahane bir çeşme. Ağacın içinden su çıkıyor diyelim. Boş şişe olsa da altı. Ufak şişe olsa. Götürsem de memleket. Bursa, benim torun istedi hakikati. Memleketten diyor bana şişe su, doldur da su getir diyor. O telefondan. Evet Albert. Kurundan su içiliyormuş şu anda.
Abdi amca su nasıl? Soğuk mu? Sivyadı. Sivyadı, sivyadı. Ondan sonra buna ne diyeyim? Zemzem suyu gibi bir şey. Allah Allah. Ben gideyim de. Karşı al, karşı al, kayalar. Bunlar olmaz olmasın diye. Böyle bir şey asıl var. Bunu da bu. Böyle onun içine bir yasara kapıya, kapıya geliyor. İçine giriyor, ben tamam. Bunlar da bunlar gibi gidiyor mu? Bunlar mı? Bunlar mı koydu? Bunu çektik, iki tanesi de altında. Ha? Ne diyor? Kamkazı. Ne diyor? Bir sana Türk'ü söyler bir ayı var. Bunun ona şey ki ya. Ne yapacağız bu Türk'ü ya? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yapacağım size zaten falan bu kadar Allah abi hocanın bak kaçınlar sesi var o şey değil mi? Burası neresi? Burası Erman Kebek'e giden yol. Burada biraz dinleniyoruz. Evet.
Bu da bizim Ferrari'den bozma arabamız. Burada arılar var. Burası da Parhal Cayı'nın şahane bir yeri. Allah! Tüh! Battık suya. Uy, 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 uy. Evet, burası Erman Kıvek. Çok güzel bir mahalle. Köprüye bak ya, o tarihi köprüye bak. Taş köprü. Ama buraya çıkmak bayağı bir meşakkatli, yani uzun uzun ve dar bir yoldan geliyoruz. Aşağı yukarı 30 kilometrelik yol. Ama çok güzel. Evet, burası Erman Kıvek. Çok güzel bir köy. Duruyor ha. Ha Mehmet. Tuba. Ben burada. Evet. Burası Yaylalar Köyü. Burada bir dükkana katıldık biz. Bir zaman geldiğimizde düğün vardı. Bunlar pansiyon. Ya ne arıyorsun? Bunlar burada. Bunlar mı? Evet. Bunu da davet ediyor. Sen ne zaman geldin? Gel gel. Bu da bahli. Açmamış otluyor. Bahtan kaçmış. O gelmiş. O bizden önce gelmiş ama. Bak barut kadar.
Buralar artık turizm bölgesi ya, burada pek yasak masak da yok. Bu otel dedim, insan dedim, insan. Ne? Evet. Yazın geliyor musun? Ne? Ben sana yazın geliyorum. Bu var. Bu ben otelde var ha? Otel parkı hepsi var. Öyle gibi. Evet. Evet. Bu değmen benim ha. Satayım sana işte. Aa bak yorum düştü. Hey yavrum bey. Burası Büyükköy'ün yaylalarına doğru giden yol. Hala gidiyoruz ama bir türlü yaylalar göremedik. Ama bayağı bir yüksekteyiz. Köy olarak yaylalar köyü. Şimdi olgunlar yaylasına gidiyoruz. Şu anda Dursun abinin dediğine göre olgunlar yaylasına gidiyormuşuz. Hava bayağı bir soğuk. Sıfırın altında 2 derece. Mustafa üzereyiz. Bak bu acilen dediğinize bakmayın. Biraz abartıyorlar. Çok evet, devam, devam. Sizinle hep Almanca konuşsanız Almanca'da uğraşıyorum ama. Git devam, git. Devam et abi. Siz bekleyin. Sonra kulümlü kulümlü. Ulan. Evet. Burası olgunlar yaylası. Görüyorsunuz burada bir sürü turist var. Turistler ama. Turistler. Valla da sen de sana. İsrail'li mi bu? İsrail'li mi? Kaç bak. Ulan çadırlar yıkmaz bu. İsrail'li mi? Şu yeni yapıda yerde biz çıktığımızda. Bana mı? İşte diyorum ki zengin olan yerde bal kokar, muş kokar. Dedem o dediği gibi. Hakikaten de bal kokmaz lan demin babam. Balklar zengin. Bir salim var, o da buralara dönmüyor ki. Dönersene, bu mahalleye yok. Burası olgunlar yaylası. Çok güzel görüntüsü var. Ama burada nefes almak biraz zor. Çünkü havası çok ince. Zeker amca anlat bakayım. Ne anlatayım ya? Oo sen hiçbir şey anlatmıyorsun. Abdü amca sen anlat. Ne anlatayım kardeşim? 6 saattir yoldayız. Burası? Olgunlar Yaylası'na şu anda çıktık. Havası çok şey, oksijeni çok fazla. Ciğerlerimiz bu havayı teneffüs etmekte biraz zorluk çekiyor. Ama gör bak. Lazım yani bir gece bu araba orada genelde. Çok muazzam bir yer. Dağla, eteğiyle, akan sularla, her şeyle güzel. Evet. Şu anda çadırlar kurulmuş. İsrailli turistlerimiz. Evet. Burası araba yolunun bittiği yer. Bundan sonra araba yolu yokmuş. Bakalım şu mahalleden. Derenin üzerinden bir köprü var. Oradan geçeceğiz ama bayağı yollar bozuk. Evet. Burası tam derenin üzeri. Muhteşem bir görüntü var. Harika. Tek kelimeyle süper. Evet.
polis hanımefendi geliyor bu tarafa doğru. Şu an şahane bir görüntü var. Köye aynı hizadan bakıyoruz. Evet, şu karşıda Dursun abi. İlerliyor. Burası gerçekten görülmeye değer. Bu zorlu yolu karın çekmeye değer gerçekten. İki taraftan su birleşiyor. Buralar tam Kaçkar Dağları'nın etekleri. Burası son yerleşim yerleriymiş. Bu Olgunlar Köyü işte. Olgunlar Yaylası. Aşağı yukarı 3000 metreye yakın yükseklikte burası. Şu an Dursun abi şu an köprüden el sallıyor. Burası aşağı yukarı 3000 metre. Gerçekten çok sert bir havası var yani istediğim böyle. Bugün 29 Temmuz 2009. Buraya gelmeyenleri gerçekten eğer imkanlar varsa görsünler, bu güzelliği yaşasınlar yani. İnan değer yani. Yani şu an gerçekten çok ince havası var. İnsan nefes almakta biraz zorlanıyor. Biraz güç. Ama gerçekten süper. Şu dere boyu böyle yukarıya doğru ilerleyip dağların eteklerine kadar gidiyor. Şimdi görüyoruz, bakıyoruz şöyle. Oradan yukarıya doğru gidiyoruz. Evet. Kaçkar Dağları'ndan ay manzarası. Ve bu yükseklikte yaşayan kuşlar. İnanın buraların güzelliğini anlatacak kelimeler çok az. Evet, burası da zannedersem Olgunlar Köyü'nün Kadıköy Stadyumu. Evet. Evet Dursun abi. Rehberimiz olarak burayı gene sen de biraz da senden dinleyelim. Burası Olgunlar.
Yani Çoluk'un, Çoluk yolunun son noktası. Araba buraya kadar geliyor. Burası yaylaların Olgunlar Yaylası. Yaylalar Köyü'nün Olgunlar Yaylası. Buradan sonrası şu zirveler bizim Rize ile il sınırımız. Onun diğer tarafı Rize. Evet. Aydır, efendim oralar oluyor. Bu tarafa doğru daha devam ediyor. Şu yukarı doğru. Orada da bir yayla olduğu, eskiden yerleşim olduğu söyleniyor. Ama gitmediğim için bilmiyoruz tabii. Önce geldiğimizde şu karşıda irma görüyoruz. Evet. Oradan da daha ileriye gittim ben. Hani oradan sonrasında ne var diye. Ya bayağı bir yol yani. Ondan sonra zirve dikiliyor böyle dağ. Yukarı doğru. Zamanımız olsaydı şuraya çıkardık ama şu an zamanımız yok. Burası Olgunlar Köyü'nün içi. Hep eski evler var. Şöyle göründüğü gibi. Hep eski, hiç yeni ev yok burada. Pansiyonlar haricinde. Ama gerçekten 100 yıllık evler. Yapılışları da çok güzel. Çok otantik görünüşleri var. Ama sırf teze kokuyor buralar. Evet. Caminin minaresi. İşte nasıl oluk ya? Çeşmeden de su içiyor. Tasla dedik de. O taslan içme boş. Niye ya? Burası Olgunlar Köyü'nün çeşme başı herhalde. Köy kadar büyük canım burası da. Yayla değil mi burası? Hayır, burası köy, köy. Yaylaların Olgunlar Yaylası. Siz, sizi çekebilir miyim? Tamam. Evet. Çok güzel minare, mimariyle yapılmış taştan ev. Cami falan değil de ev o. Ev, ev. O şeylere baksana. Üstündeki oluk koyma taşlarına. Bakalda var, baksana. O durduk ya, orada indik, şapkam orada kaldı ya. Nerede? Ha burada, şu ada durduğumuzda biz indik. Sen hareket ettin ya yolu. Ha şurada. Ha. Şimdi gideceğiz oraya. Ne oldu? Hadi gidiyoruz. Hadi, hadi. Kaynakçı. Ama istersen ona bir şey olacak. Buyur. Ona bir çek hadi. Oğlum da oğlum var da dernek başkan. Dur abi dur, Allah, bunlar dövüşüyor. Hadi lan tutuşun, dövüşün. Oo. Onu da yakaladın, çektin. Bu arası geri döndü. Servis mi düşündün? Sabah buna yolçuyordun. Tamam, şimdi ismini çekelim. Tamam, şimdi ismini çekelim.
Tamam abi, tamam. Beklemeyelim. Şok kayıt aşağı olmuş lan abi. Halit dayı eskimen herhalde al. Ya dedim buna yetişeceğim. Bir daha geç ya. Geç saat dedim. Buradan daha sevinç neyse olmaz. Ulan koy. Ben peşine getireceğim bu gece basıyı. Gelin ayına var mı? Sen ne mi? Şey mi? Buna sordum da şey mi? Beni oradan yapabiliyor musun? Evet. Oradaydı bu kadar. Evet. Ağabey. Ya baksana bu ağaçların nereden taşımış herifleri? Burası Yaylada köyü. Aynısı. Bu da büyükler. Davet edeceksin ki kara. Taşmış ya lan. Ha. Sabahlara baksana. Sabahlara baksana. Böyle ders yapacaksın. Öyle diyor ya, ihtiyar. Gittiler de geri geldi. Ama eskiler de çok farklı. Kaçtan kaç ettik bunu ya? Saat 8'de var mıyız oraya? Sen durma abi, hiç devam et. Şu an Çok Yıldızlı Restoran'da yemek yiyoruz. Bu restoran dünyanın en çok yıldızına sahip restorantı şu anda. Bunlar da müşterileri. Evet. Ama burada her şey bedavaymış. Burada mahalle çıkıyor abi. Buraya nereye gidiyor? Bu mahalle var. Burada mahalle nereye çıkıyor? O da var ha. Şöyle gördüm. Domatesin ekmeği. Benim parmak. Ama sen acaba ne aldın? Ya şeyim, biraz baktım yok ya, biraz iştahımda yok. Bu restoranın menüsü bayağı kabarık yani. Buraya geleceksin. Bu dağa çıkacaksın. Bu oksijeni alacaksın, acıkacaksın. Ondan sonra soğanla ekmek yiyeceksin.
Bu lezzeti dünyanın neresine gidersen git bulamazsın yani. Soğan ekmek yiyelim, bambaşka bir kutu vardı, hatırlıyorsun. Onu bana ver, bir işim var onlar. Kaybetme adam mı? Ha bunları bırakmayız ha. Uzun da var ya. Of of. Oh, look.